yapacağız ve mektup yazacağız değil mi? İlk önce arkadaşlarıma kurabiyeleri hazırlamamız lazım ve sonra mektubumuzu yazacağız. Senin bir fikrin var mı, ne istiyorsun? Hadi gel bakalım. Hadi koş. Hadi gel bakalım. Orada yılbaşı ağacı var. Hadi, hadi. Normal. Arkadaşlar ben şimdi buradaki her şeyi hazırladım. Bizim burada ilk böyle ilk takımımız tarçınlar, üzüm pekmesi. Buna en önemli böyle tatları ekleyecek olanlar. Reçete yumurtalı değil mi? İlk önce burada biraz farklı tarif var. İlk önce un ve şeker olacak. Ay korktun mu? Arkadaşlar biz iki katına yapacağız. Çünkü hem Noel Baba'ya yapıyoruz hem de kendimiz yemek için değil mi? Evet. Şimdi un ne kadar lazım? 200 gram. Tamam, 200 gram böyle bir şey. Evet. Böyle bir şey değil zaten, öyle bir şey. Yani 200 buraya olacak, bir de 200 buraya. İkimiz hazırlıyoruz. Arkadaşlar biz şimdi burada ufak bir tat denemesi yaşıyoruz. Güzel mi onun tadı? Evet. Çok mu beğendin? Evet. Bunlar çok severim. Ben de aslında onun tadını seviyorum da ama artık daha ki... Ay, tamam şimdi arkadaşlar şeker koyacağız. 85 gram şeker koyuyoruz. Tamam. Bizim burada şekerimiz var. Kaşık yok ama. Şişt, onu yemeyi bırak. Tamam. Yoksa... neye dönüşürsün? Una dönüşürsün çok fazla un yersen. Değil mi arkadaşlar? Una dönüşürsünüz. Öyle bir şey yok. Tabii ki. Arkadaşlar şimdi böyle en kritik yerlere geçiyoruz. Tarçınla üzüm pekmesi değil mi? Hadi bak belki burası önemli. İlk önce bırak bunu. Bak burada kaşığı tut sadece. Sadece kaşığı tut. Ve sonra sen çevir diyeceğim. Çevir deyince çevireceksin. Ay bu dökülüyor buradan. Evet şöyle olsun. Tamam bir şey olmaz. Tut kaşığı. Tut güzelce. Delik nerede? Hah, şurada delik. Ha, dur bunu o zaman kaşıklayalım değil mi? Hı. Çok olmasın. Bence bu yeterli değil mi? Evet. Tamam. Bir de buraya da aynısını koyuyoruz. Bu çikolata gibi. Değil mi arkadaşlar çikolata gibi? Evet. Tatlar. Tamam. Evet. Olur karıştır ve arkadaşlar şimdi üzüm pekmesini koyacağız. Dur bak sen karıştır. Arkadaşlar ben eğer buna çikolata demeseydim Berkay yemez. Ondan çikolata. Evet Berkay, ben arkadaşlar bunun nasıl bir çikolata olduğunu anlattım değil mi arkadaşlar? Nasıl çikolata? Toz çikolata, böyle çikolatayı kırıyorlar ve böyle mincik mincik halleri getiriyorlar. Böyle anlattım, böyle kırıyorlar. Arkadaşlar önemli bir yer daha, üzüm pekmesi. Hazır mısın? Gel buraya. Şuradan tuttum. Bu da sıvı çikolata. Uy, sıvı çikolata. Bir dakika ben bunu dökeyim. Buna bir şey oldu çünkü. Evet. Tamam. Yeterli mi? Evet. Yeterli yeterli. Tamam, birazdan tekrar bakarız. Uy. Olmadı. Bir şey olmadı arkadaşlar, merak etmeyin. Olmadı ya. Olmadı değil mi? Karıştı. Karıştır. Yok olmamış. Emdi bunu zaten. Tamam, arkadaşlar şimdi hamur kabartma tozunu koyuyoruz. Yarısı buraya, yarısı buraya olacak şekilde değil mi? Hı-hı. Beğendin mi çikolatalı kurabiyeleri? Evet. Çok. Arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Dur bekle, ben sana yardım edeceğim. Çık çık. Ben sana yardım edeceğim, bırak ondan. Hopa. İlk yumurta kırıldı, gitti. Ve ikinci yumurta da buraya. Aslında ben yumurtayı her zaman ilk başta koyarım. Ama... Bu seferki tarife uymak istedim ve yumurtayı daha sonra yapacağız. Arkadaşlar belli etmeyin. Dur karıştırma. Sakın karıştırma. Arkadaşlar belli etmeyin lütfen. Kalsiyum. Kalsiyum. Kalsiyum, kalsiyum. Tamam. Oldu. Şimdi karıştırabilirsin. Ben de elimi yıkayayım. Yoksa kabuk oldu her yeri. Arkadaşlar şimdi tereyağını koyduk. Yüksek ihtimalle ben şimdi biraz daha fazla un ekleyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi yani bundan pek bir şey olmaz. Ve zaten ben ikinci defa da un ekledim. Yoksa Berkay'ınki çok sıvıydı. Benimki mesela birleşmiyordu. Dur bekle. Burada biraz yardım etmem ben gerekiyor. Yapma. Dur burayı ben biraz yardım edeceğim ama sana. Burası önemli Berkay bir yer. Bunu şimdi çünkü yumuşatmamız lazım. Böyle tomurcuk tomurcuk olmayacak mesela. Arkadaşlar şimdiyse ben buradaki iki karışımı da birleştirdim ve bunları şimdi buraya koyacağız ve artık normal olmasını sağlayacağız. Çünkü bir şeyler yapmamız gerekiyor. Daha ileri gideceğiz yani. Opa. Dur. Senin kollarını sıvamadım daha. Ve daha dokunma bekle çünkü bunu dökeceğiz.
ve bize temiz eller lazım. Yardım etti mi? Hayır, bekle, daha yardım etme. Tamam, şimdi dökebiliriz. Dur bakalım mesela bu çatalı. Opa, tamam, geldim. Ve şimdi ben bunu bir karıştıracağım ve artık kurabiye şekillerini bozacağım. Ben seni yardım ederim. Dur, yardım edeceksin. Bekle, biraz bunu yapayım. Yardım edeceksin hemen. Sen bunları mesela oraya götürebilirsin, kirliye koyabilirsin. Aferin. Ve arkadaşlar, ilk şekillerimizi yapıyoruz şimdi. Ve ufak bir tane topumuz var, değil mi? Ben yardım edeyim mi? Hadi gel. Benim ellerim... Ben kendi yapayım. Hayır, hayır, benim ellerim... Dur, sen de kendi yapıyorum. Hadi gel. Ama bir tane yap bakayım. Hadi bakalım, denilsin. Evet, aferin. Hadi gel, şimdi sıra bende biraz. Şuraya bak. Bunlar böyle düz olmalı, yıpranmamalı. Anladın mı? Ve şimdi biz bunu açıp arkadaşlar bu şekilleri bastıracağız. Ve kek yapacağız. Yani kek yapmayacağız da bu kek, kekin şeklini kullanabiliriz. Mesela ondan aldım. Bizde yılbaş ağacı. Sonra bir de oy, bir de bir tane yıldızımız var. Ve şimdi kek. Arkadaşlar ilk mesela yıldızımızı koyalım. Ne? Evet. Ne dedin? Ay, çok güzel oldu bence, değil mi? Şu mesela çıkartalım. Opa. Koş koş. Çok güzel oldu. Evet, ama annemin dediği gibi biraz ince olmuş. Şimdi biz bunu düzeltip bence tekrar yapabiliriz. Hadi bakalım. İlk şeklimiz hazır. Arkadaşlar biz şimdi Berkay'la bu kadar kurabiye yaptık ve ben size söyleyeyim, daha yarısı bile değil. Gerçekten sadece çeyreği gibi bir şey gitmiş oldu. Ve şimdi hala bunu yapıyoruz, değil mi? Evet. Dur bebeğim, Berkay'cık dur, bunu açman lazım. Size göstereyim, teker teker hepsini eşit olarak yapıyoruz, değil mi? Evet. Dur dur, vurma. Hadi bakalım, koyalım. Yılbaş ağacı. Gel. Bunun bitişine bitişine işine koyuyoruz da hiçbir şey boşa gitmesin diye, değil mi? Evet. Opa, buraya. Daha da buraya. Opa. Sonra yılbaş ağacı. Buraya. Sonra cupcake. Buraya. Sonra yıldız. Buraya. Ve gördüğünüz arkadaşlar yine hepsinden eşit bir şekilde oldu. Ve gerçekten ne kadar fazla kurabiye olacak bilmiyorum. Çünkü yarısı bile değil bu. Yani 4'te 3 kaldı. Bilmiyorum, çok fazla olacak galiba. Ben baksana peki. Koyuyoruz, dikkat edelim. Ay, kırılacak. Ay, aşağı kırıyorum. Evet. Ama kıramadım. Ama inşallah çok fazla kabarmazlar diye umuyorum. Bence kabarmazlar. Çünkü ben bir ara kurabiye yaptım. Biraz fazla kabartma tozu koymuşum arkadaşlar. Şöyle kurabiye olması gerekiyordu. Şöyle oldular. Gerçekten şakasız, böyle şekerle oluyor ya, kırmızı beyaz. Ben de onları çikolata böyle sade yapmıştım. Ve gerçekten hem çok sert olmuşlardı ama çok da büyük olmuşlardı. Arkadaşlarım çok sevmişti, şey dediler, elmas çekiç bulmuşsun dediler. Minecraft'tan olan. Kılıç mıydı o? Neydi böyle? Vuruyordun. Çekiç miydi o, kılıç mıydı? Evet. Kılıç. Arkadaşlar beşini kurabiyemizi hazırladık. Aslında bunun bir de yarı hamuru buzdolabına yerleştirdik. Çünkü gerçekten hiç yer yok ve çok güzel bir uydu gibi görüyorum. Şimdi arkadaşlar 15 dakika boyunca 160 derecelik fırında duracak, değil mi? Dur Berkaycığım, yaklaşma, çok sıcak şu anda. Sıcak dalgası geldi burada. Biraz. Tamam, koyduk ve şimdi 160'ı yükseltiyorum. Tamam, 160 gibi burası oldu ve şimdi 12 dakika boyunca bekleyeceğiz. Arkadaşlar bizim şimdi orada kurabiyemiz hazırlanırken biz de burada mektup yazacağız, değil mi Noel Baba'ya? Evet. Burada Berkay'ın istekleri üstte, benim de isteklerim aşağıda olacak. Bu kağıttan ise arkadaşlar bir isim mektup kağıdı yapacağız. Böyle zarf yapacağız, değil mi? Bunları da ben aldım, böyle boya makyada küçük böyle resimler eklemek istersek diye getirdim onları. Ve benim ultra esir kalemim arkadaşlar. Bu şey en sevdiğim kalem. En sevdiğim kalem gerçekten ve bir tane normal çıkarmaz kalem. Ve şimdi yazmaya başlayacağız. Ama bu sosa kalem, değil mi? Yok, çok tatlı kalem. Ama sosa. Arkadaşlar bizim 10 dakikamız geçti ve şimdi bunu açıyoruz. Dur bakayım, çok sıcak.
duman bir çıksın, buradan duman havası geldi şimdi. Ve şimdi buradan bunu çıkartalım ve hadi bakalım mektubu yazmayı bitirelim. Aa, çok uzak okuyorum. Çok mu güzel canım, dur bekle. Çok sıcak ama, gel burada. Tamam. Arkadaşlar çıkarttık bunu ama gerçekten şu an çok sıcak. Ben çok mutluyum. Şişmedi zaten, böyle istediğim gibi oldu. Ama galiba üzüm pekmezini biraz fazla abarttım. Emin değilim. Ama çok güzel gözüküyorlar değil mi? Evet. Tamam, şimdi bunlar soğusunlar ve biz mektubu bitirelim. Ve sonra Noel Baba'ya koyalım. Ama biz de Noel Baba'nın geyiklerine biz ne koyacağız Berkay? Elma. Elma koyacağız. Arkadaşlar havucumuz kalmamış. Ondan dolayı elma koyacağız. Bir şey olmaz bence değil mi? Severler onu da. Çok severler. İki tane koyarız. Hadi. Arkadaşlar kurabiyemiz hazır. Böyle güzel bir tane tabağa koyduk ve gerçekten çok az kaldı mektubu bitirmemize değil mi? Beğendin mi Berkay? Evet. Çikolatalı kurabiyeleri beğendin mi? Evet. Hadi bakalım koşayım. Ben de yedim arkadaşlar ve şimdi çok az süsleme kaldı ve son birkaç tane yazı kaldı. Arkadaşlar biz şimdi her şeyi yaptık. Noel Baba mektubumuz hazır bunun içinde değil mi Berkay? Evet. Orada isteklerimiz yazdık. O isteklerden biri olacak. Kurabiye koyduk. Böyle 4 tane götüreceğiz. Sonra geyiklere elma değil mi? Ve Berkay Noel Baba'ya bir de süt vermek istedi. Hadi o zaman şimdi gidelim bunları koyalım da uyuyalım hemen. Alsın Noel Baba. Arkadaşlar geldik. Buraya koyacağız değil mi? Evet. Mektubumuzu da buraya koyalım. Ben balkondan gelir, belki de aşağıdan kapıdan gelir değil mi? Dur, süt orada kalmış. Sütü de getirelim. Çok güzel değil mi Berkay burası? Evet. Süt de geldi. Süt, kurabiye, elma, geyikler için. Ve mektubumuz burada. Her şey burada artık değil mi? Evet. Hadi o zaman hemen uyuyalım da alsın mektubu değil mi? Evet. Hadi koş. Yat bakalım. Arkadaşlar Berkay yattı bile, şimdi hemen uyuyacak değil mi? Hemen uyuyacaksın. Arkadaşlar bizim böyle yataklarımız da yeni yıl konseptli oldu değil mi? Hatta bu bile böyle değil mi? Hadi uyu bakalım. İyi geceler. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kucak kucak öpüyoruz. Bye bye. Bye bye.